Evet, bu videoda ilk kez Lisp'i bir veri yapısı göstermek için kullanacağız. Ağaçlara geçiyoruz. Arama ağaçları veya genel olarak grafların nasıl tutulacağını, Lisp'te nasıl işleneceğini anlatmaya çalışacağız. Binary Search Tree'lerle başlayacağız. Nasıl represent edileceğini, Lisp'te listelere nasıl çevrileceğini, çünkü şimdiye kadar öğrendiğimiz tek veri yapısı listeler. Bunun nasıl gösterileceğine bakacağız. Sonrasında da öğrendiğimiz arama algoritmalarını yavaş yavaş uygulamaya çalışırız. Şimdi öncelikle nasıl tutulacağını görmeye çalışalım. Şöyle birazcık benim çizme yeteneğimle çizmeye çalışayım. Şimdi şöyle düşünün, bir tane arama ağacı var diyelim. Şöyle bir ağaç yapmaya çalışalım. İşte ikili olsun, iki tane çocuğu var her düğümün ve böyle devam etsin. İşte her düğümün iki tane çocuğu olabilir şeklinde devam edelim. Şimdi bu ağacın liste ile gösterimi nasıl olabilir? Şuna benzer bir şey yapacağız. Yani şöyle liste yaptığımızı düşünün. Çok iyi yazamadığım bir şekilde. Şöyle bakın, tek bir düğüm olsa, tek bir düğümün ismine bir diyelim mesela. Bunun altında iki tane çocuğu olsun, 2 ve 3 olsun. Şimdi bunun anlamı şu aslında, değil mi? Bir olsaydı, tek başına bir veya 1, 2, 3 olsun, şöyle yapacağız aslında. 1, 2, bunlar null olacak. Şöyle null null. Ve ondan sonra 3, null null. Yani şunu göstermek istiyoruz. Şöyle bir ağaç yapısında, ikili ağaç yapısında şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Node var, left var ve right var. Yani bunun gösterimi node, left, right olsun istiyoruz. Şimdi bu gösterimi elde edebilmek için birin soluna baktığınız zaman, şuradan renk bulalım bir tane, kırmızı olsun şöyle. Şuradan yapabiliyor muyum? Şöyle yaparsam. Şimdi bakın, bir node kısmı. Şurası birin solu, yani left olacak. Şurası ise birin sağı, yani right olacak. Burası left, burası right, burası da node. Ama tabii bu kendi içinde baktığınızda bunun kendi nodu var. Left'i var ve right'ı var. Bunun kendi nodu var, left'i var ve right'ı var. Bu null'la gösterdiklerimde, neyle gösterdiklerimde boş eleman. Yani orada hiçbir ağaç yok. Yani 2'nin solunda hiçbir şey yok, sağında hiçbir şey yok, 3'ün solunda hiçbir şey yok, sağında hiçbir şey yok anlamında. Bunlarda değer olsaydı, başka değerler olsaydı o değerleri yazacaktık. Böyle iç içe ağaçlar şeklinde devam edecekti. Yani bir ağaç binary tree'de şu 3 unsurdan oluşmaktadır. Node, left, right. Bunlar olmasa bile bunlara null yazarak geçmemiz gerekecek. Şimdi Dr. Rocket'a geldiğimizde bunu nasıl gösteririz derseniz, şöyle yeni bir tane açalım. Evet, mesela şöyle bir şey olacak neticede. Bir listemiz olacak. Burada node duracak, left ve right şeklinde duracak demiştik. Şimdi mesela şöyle yapalım. Bir, bu solu ve sağı boştur anlamında şöyle iki tane boş liste koyalım. Bu tek başına bir ağaç. Bir ağacı. Yani içinde root'u bir olan ve altında hiçbir çocuk olmayan ağaç şeklinde düşünebilirsiniz. Şunu şöyle birazcık küçülteyim. Çok bu kadar ekrana ihtiyacımız yok. Evet, mesela şöyle olsaydı, list 1, 1'in solunda 2 olsaydı mesela, 2, bu sefer şunlar olacak. Yani onun çocukları yoksa şöyle çocukları olmadığını belirteceğiz ve 3, çocukları yoktur. Bu gördüğünüz, şurada çizmiş olduğum ikili ağaç. Yani şu ağacı, şu 1, 2 ve 3 ağacını, şu ağacı komple şey olarak düşünebilirsiniz. Şurada çizdiğim ağaç olarak, yazdığım kod olarak düşünebilirsiniz. Şimdi böyle gösterdikten sonra bu ağacın üzerinde işlem yapabiliyoruz. Mesela ne yapabiliriz? Mesela ağacın kökünü bulmak istiyorsunuz diyelim. Bununla ilgili fonksiyonlar yazacaksınız. Mesela define diyeceğiz. Kök, ağaç alacak bir tane. Ağaç diyelim buna. Neyi döndürecek? Döndüreceği şey ne aslında? First. Kök, ağaç. Ağacın ilk elemanı aslında köküdür. Mesela şunları define'de tanımlayayım. Define ağaç diyelim. A1 olsun bu. Birinci ağacımız olsun. Ve A1'in kökünü bulmaya çalışalım. Kök A1 diyelim. Çalıştır dediğimiz zaman evet, bunlar da liste olacaktı. O benim hatam. Yani şöyle görüyorsunuz, Dr. Rocket affetmiyor. Yani listenin birinci elemanı 1, ikinci elemanı gene bir liste. 2, 3'ten oluşan, tamam. O benim hatam oldu. 2 ile başlayamam bir şey listede. Güzel, hata yapmak da iyidir. Bakın, kökü 1'miş. Mesela bu ağacın diyelim ki neyini bulmak istiyoruz. Şimdi karmaşık fonksiyonları sonraki videoya bırakacağım. Sadece tanımını burada yapmak istiyordum ama çünkü birazdan ortalık karışacak. Herhalde bu videoda bu kadar yeterli. Traverse eden şeyler yazılabilir. Mesela bir tane de traverse yazalım. Define. Topla. Ağaçtaki bütün elemanları toplasın. Bütün sayıları toplasın. Ağaç alsın bir tane. Şöyle yapacağız aslında yapmak istediğimiz.
First'ünü al, ağacın first'ünü. Bunu siz yazın bu arada. Bu durdurup burada siz yazmayı deneyin. Ben şimdi yazacağım ama böyle hem konuşup hem de lisp yazabilmek. Lisp yazmak birazcık zeka gerektirir. Bu ispatlanmış bir şeydir. Ben çok zeki olduğumu falan iddia etmek için bunu söylemiyorum da birazcık düşünmeyi gerektirir recursif yazmak. Hele bir de şeye alışmış kişilere. Çünkü fonksiyonel programlama evet fonksiyonel programlamada sürekli şey yazmanız gerekiyor. Matematiksel denklem yazmanız gerekiyor. O yüzden kusura bakmayın kod yazarken ne söylediğimi bir de bilmiyorum. Belki saçma sapan şeyler söylüyor olabilirim arada ama zannediyorum toparlayabiliyorum. Peki ağacın ilk elemanını alacağız. Sonra bunu topla yap. Neyle? Evet neyle? Ağacın ikinci elemanı yani left'ini alacağım. Şimdi left'i alan bir fonksiyon yazmadım henüz ama şöyle yapabilirim. Yani şu sıkıntımız şu. Birinci eleman alan first fonksiyonu var. İkinci eleman alan bir fonksiyon yok. Ama şunu yapacağım. Kadır diye bir şey var. Bu kıdırın karını alıyor ama şöyle de yazabilirim size daha açık olsun diye. O fonksiyonu anlatmadım. Sonra kızmayın bana. Şimdi A1'in restini al değil mi? CDR restini alıyordu. Yani şu 2 ve 3. elemanları döndürecek. Sonra onun karını al. Dolayısıyla ikinci eleman alan fonksiyon. Tamam. Ve topla. Şimdi de 3. elemanı alan fonksiyonu yazmam lazım. Dolayısıyla car CDR A1. Evet, birazcık fazla parantezimiz oldu. Şimdi yapıyı tekrar şöyle toparlayacak olursam, bakın topla yapmak istiyorum. Bu arada şunu biliyoruz değil mi? Mesela şu karışıklığı öncelikle açalım. 3 tane parametre verebilirim artıya. Dolayısıyla 3'ünü birden toplayıp döndürür. Şimdi burada ilk elemanım ne olacak? İlk elemanım first. Yani ağacın ilk elemanını al. Yani şu listenin A1'in ilk elemanını alıyor. Yani 1'i alıyor. Çünkü bu listenin ilk elemanı bu. İkincisi bir liste. İkinci elemanın yani listenin ikinci elemanı bir liste. Dolayısıyla onu alacak. Sonra diğerini alacak. Diğerinin ilkini alacak. Ama tabii burada bir sıkıntımız var. Listenin boş olma durumunu yazmamız lazım. If diyeceğim. Şimdi burada liste boşsa şayet o zaman 0 döndür. Çünkü toplam 0'dır. If empty mi? Bir bak bakalım liste. Ağaç boş mu? Boşsa 0 döndür. Değilse bu toplama işlemini yap. Tamam. Ve tabii ağacın da well formatı olmasını bekliyorum. Yani bir şekilde eksik mesela 2 elemanlı bir liste verirlerse o bir şey değil. Ne denir bizim için? Doğru bir şey değil. Bu arada parantez eksiğimiz var onu düzeltelim. Şimdi topla dedik. A1'i topla. A1'deki bütün değerleri topla. Evet bakın bu 6 yalnız şeyden geldi. Ne denir? Bir dakika, bir yerlerde hatamız var. Recursion bitmiyor. Topla. Ha, evet. Topla. Car değil, CDR olacak. Liste olarak almamız lazım. Bu da car değil, CDR olacak. CDR. Evet, şimdi şöyle, benim hatam. Topla ağaç alıyor. Ben size sayıyı döndürdüm. Sayıyı değil ağacı döndürmem lazımdı. Yani o alt ağacı da bir ağaç. Ama hala bir problemimiz var. Bir yerlerden çıkamıyor. Topla CDR A1. A1'in CDR'ı 2-3 gelecek. Şunu empty olarak görmüyor olabilir mi acaba? Şurada ufak bir deneme yapayım. Ben de fonksiyonlarla ilgili empty midir? Şu liste. Normalde çalışması lazım ama true diyor. Empty'ymiş. Peki. Bakalım nerede hatamız var. A1'in restinin yok az önce doğruydu. Restinin ilk elemanını al. Az önce doğruymuş. Pardon. Paniğe kapıldık orada. CDR'ının ilk elemanını al. Bir yerde bir şeyi göremiyoruz. Mantık doğru. Ama kodda kodlamaya geçerken bir hatamız var. Şimdi A1'in CDR'ı yani şu listenin şu A1 listesinin CDR'ı şunlarda oluşan liste olacak. Yani şöyle bir şey olmasını bekliyoruz. List şu yapı olmasını bekliyoruz tam da. Bu A1'in CDR'ı. İlk elemanı list 2, ikinci eleman. Bunun karını al dediğimizde şunu alması lazım. Sonra onun topla ağaca girdiği zaman ikisini alacak. First'ünü alacak. Ve çıkan sonuç toplaya gelecek.
Bir yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor. CDR, CDR. Ha, A1 dediğimiz için evet benim hatam. Güzel. Evet böyle saçmalıklar oluyor işte. Ağaç normalde parametremiz. Buradan A1'e nasıl geçtiysek öyle kalmışız. Evet şimdi zannediyorum becerebileceğiz çalıştırmayı. Evet bakın 6 olarak döndü. Bütün elemanların toplamı 1. Bunları değiştirelim hadi test edelim. 81 olsun, 82 olsun, 93 olsun. Topladığımız zaman 256 doğru. Tamam. Dolayısıyla tekrar edecek olursak toplu ağaç giriyor. Şuradakini gene bir ağaç olarak kabul edebileceğimiz için bunu da ağaca veriyoruz. Şeye, toplaya veriyoruz. Şuradakini gene ağaç olarak kabul edebileceğimiz için ağaca veriyoruz. Tabi burada birinci eleman, ikinci eleman ve üçüncü elemana ihtiyacımız var. Birinci elemanı first'te alabiliyoruz veya car istediğinizi kullanın burada. Car da kullanabilirsiniz. İlk elemanı alıyor. Geri kalan elemanların ilk elemanını al dediğimizde ikinci eleman oluyor. Geri kalan elemanların geri kalan elemanı her zaman rest unutmayın bir eleman atlayıp geri kalanlarını alıyordu. Onu alıyor ve topla elemanına veriyor. Bu hataları da şeyde atmayayım montajda kalsın ders olarak hem bana ders hem de izleyenlere belki faydalı olur. Belki birazcık uzattığı için sıkıcı olabilir ama olsun her şeyde bir musibet bin nasihatten iyidir. Böyle hatalar yapmak iyidir. Siz de kod yazarken hata yapabilirsiniz. İyi olur. Peki, bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Başarılar.